Direniş alanına gidelim ve ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı öğrencisi ve aynı zamanda bir 100. yıl mahallesi sakini olan Hadi Sinan İskit'e bağlanalım. Hadi Bey, hoş geldiniz Yeşil Bülten'e. Merhabalar, hoş bulduk. Evet, öncelikle oradaki son durumu rica edebilir miyiz sizden? Evet, buradaki son durum şu anda biz direniş alanımızda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Dün polisin tehdidi üzerine çadırlarımızı kaldırdık. Ancak bize sadece gök kubbe yeter diyerek çadırsız olarak da 100'e yakın arkadaşımız sabaha kadar direniş alanımızı terk etmedik. Bugün yine yoğun çalışmalarımız devam ediyor direniş alanımızda. Bu inşaatın başlandığı mahalledeki şantiyeye gittik bugün. Şantiye şefinden ruhsatını göstermesini talep ettik. Çünkü biz biliyoruz ki bu inşaat hukuksuzdur. Hukuksuz başlandığını biliyoruz. Şantiye şefi bize inşaat ruhsatını göstermeyi reddetti bugün. Yani biz buna üzerine artık bu hukuksuz inşaatın devam edemeyeceğini söyledik. Direnişimiz bu yönde devam ediyor. Biz bu yol inşaatı durdurulana ve mahallemizde şu anda yükselen bu viyadükler artık yeniden yıkılıp mahallemizin eski haline geri dönene kadar direnişimize devam ediyor edeceğiz. Peki Hadi Bey, şunu sormak istiyorum. Polisin sizden talebi ne doğrultuda oldu? Çadırları kaldırmanız yönünde mi? Polis bize geldi. Polis yaklaşık 200 kişi toplanan mahalleli bir kalabalık ki orada mahallemizin amcaları ve teyzeleri vardı. Hep birlikteydik. Çadırlarımızı kurmuştuk. Bu kalabalığa polis geldi ve şunu direkt olarak 20 dakika içinde çadırları kaldırmazsak bize müdahale edeceğini söyledi. 6 tane çevik kuvvet otobüsü ve 1 tane tomayla geldi polis. Biz de bunun üzerine direnişimize devam etmek için çadırlara ihtiyacımız olmadığına, çadırsız da devam edebileceğimize karar verdik. Çadırları kaldırdık. Bunun üzerine biz çadırları kaldırınca polis bir süre daha psikolojik olarak baskı kurmaya çalıştı üzerimizde. Biz gittiğimiz anda yine kurarsınız, o yüzden burayı dağıtmak zorundayız dedi. Ama biz burayı terk etmemek kararımıza baki kaldık. Bugün yine alanımızdayız. Bugün çeşitli milletvekilleri, belediyeden çeşitli destekler de görüyoruz. Basın ekibinden de oldukça ilgi gördük bugün. Gittikçe kalabalıklaşacağız. Ve diğer forumları, Ankara'da yapılan diğer forumları da aramıza katacağız. Evet, peki Hadi Bey, ormanların gerek ODTÜ için gerek de 100. yıl mahallesi için anlamını nasıl tarif edersiniz peki? Şimdi o ormanlar ODTÜ alanında, ODTÜ zamanında bozkırken ODTÜ öğrencilerinin demeden verdikleri emekler sonucu gelişmiş ormanlar. ODTÜ öğrencileri hiçbir karşılık beklemeden o ağaçları diktiler. O ağaçları diktiler ve o sayede bozkır olan toprak bugün birinci derecede doğal sit alanına dönüştü. Bizler ODTÜ öğrencileri olarak da Ankaralılar olarak da o mirasın bütün Türkiye'ye olduğunu biliyoruz. ODTÜ öğrencileri o mirası sadece ODTÜ'lere değil bütün Ankaralılara, bütün Türkiye'lilere bırakmıştır. Biz bu mirasa sahip çıkıyoruz. Biz bizden öncekilerin mirasına sahip çıkacağız ve onların mirasının üzerine yeni miraslar bırakarak gelecek nesillere terk edeceğiz buraları. Evet, yani anladığım kadarıyla okulunuzun bir geleneğine de sahip çıkar haldesiniz. Çünkü hem mezunları hem de şu anda mevcut öğrencileri var sanıyorum direniş alanında, değil mi ODTÜ'nün? Evet, direniş alanında mezunlar, öğrenciler, akademisyenler var. Hep beraber bu alana sahip çıkıyoruz. Daha dün eski ODTÜ öğrencilerinden, ODTÜ mezunlarından biri gelip O yolun geçeceği alandaki ağaçların 150 tanesini tek başına kendisinin diktiğini söyledi. Yani biz bunun gibi insanların mirasına sahip çıkıyoruz aslında. Aynı zamanda da Ankara'nın akciğerlerinden biri olarak görüyoruz ODTÜ Ormanı'nı. Yani buraya yapılacak bir otoyol Ankara'nın akciğerlerinden birine saplanacak bir bıçaktır bizim için. Bizim hava nefesimizi kesecek, bizi boğmaya yönelik bir harekettir. Peki Hadi Bey, bu noktadan sonra nasıl devam edecek direniş? Nasıl bir öngörünüz var bu konuda? Biz alanımızda direnmeye devam edeceğiz. Yol inşaatı bize doğru ilerledikçe biz direnişimizi büyütüp biz de yol inşaatına doğru gideceğiz. Bu yol inşaatı ODTÜ'den katiyen geçmeyecek. Bu yol inşaatı 100. yıl mahallesinden de geçmeyecek.
Bugün şu anda 4 tane forum toplanmış durumdayız burada. Anıt Park 100. yıl, Çiğdem, Kuğulu ve Çayyolu forumu. 5 tane forum, yanlış söyledim. Burada toplanmış durumda. Ankara'nın çeşitli kurumlarından da bize sürekli destek geliyor. Bu direniş büyüyecek. Bizler şunu gördük ki gezi sürecinde de sonrasında da gördük. Eğer bir halk direnirse, bir halk bir şey yapmaya karar verirse onlar kazanır bu direnişi. Biz gezi ruhuyla çıktık bu yola. Gezi ruhunun üzerine daha da yeni bir ruh ekleyerek, daha da güçlendirerek bu ruhu devam edeceğiz. Anladığım kadarıyla orada o alanda direnişe devam ediyorsunuz ama çadırlar olmadan. Aynen, çadırlarımız yok. Çadırlar yerine gölgelik şemsiyelerimizi, tentelerimizi koyduk. Battaniyelerimiz var. Yani geceleri de oradayız. Çadırlar olmadan 7/24 nöbetteyiz burada. Peki bir polis müdahalesi ihtimali var mıdır? O konuda ne düşünüyorsunuz? Olursa ne yaparsınız? Polis müdahalesi her zaman için bizim açımızdan bir ihtimaldir. Çünkü biz biliyoruz ki bunu yediremiyor. Birileri bunu kendine yediremeyecek. Birileri halkın bir araya gelmesini, birlik olmasını kendisine tehdit olarak görüyor. Ki gerçekten de bu hak gaspı yapanların, insanların, halkın haklarını gasp edenlere bir tehdittir halkın birlik olması. O kişiler bize polislerini saldırtacaklardır. Bunun da farkındayız. Ama biz duruşumuzu terk etmeyeceğiz. Polis istediği kadar saldırsın, istediği kadar vursun. Biz direnişimize devam ediyoruz. Biz alanımızı terk etmiyoruz. Oldukça meşru bir direnişimiz var. Yapılan herhangi bir saldırıda, bize karşı yapılan her türlü saldırıda sonuna kadar gayrimeşru bir saldırı olacaktır. Pekala, çok teşekkür ediyoruz. Hadi, aktardıkların için ve değerlendirmelerin için. Ben teşekkür ederim. İyi günler.